Avusturya bizi çok sevmediği için onu alamamıştık. Süper Germany kuramamıştık. İtalya'da daha kurulamamış. Kurmaya çalışıyor ama iki Sicilya. Biraz birleştirmiş. Neden kuramamış bilmiyorum. Belki beta'dan dolayı böyle şeyler olabilir. Yani bunun ayarlarını yaparlar diye tahmin ediyorum. Onun dışında Fransa'da falan çok bir şey yok. Yani bizi çok böyle tehdit edecek bir şey varmış gibi hissetmiyorum. Sadece ulaştırma kıtlığı her yerde var. Bununla ilgili olarak sanki her yere bir demir yolu mu yapıyordum ben? Yok. Şöyle demir yollarını yapalım. Ya her yere birazcık demir yolu yapmışım ama sanki yetmiyor. Bundan dolayı ahşap yolcu vagonuna geçebiliriz. Altyapıyı götürmüyor ama ulaştırmayı azaltıyor. Yani odunun fiyatını fırlatacak. Ama şu kıtlıktan da kurtarır bizi. Bir deneyelim. Hiç olmadı daha sonradan değiştirebiliriz diyeceğim ama yok ya, Baviera'da falan da yok diyor ya. Burada şöyle bir durum var. Bu muhtemelen, kuvvet muhtemel, bu bölgelerde demir yolu yok. Aleykümselam, hoş geldin. Bu bölgelerde demir yolu olmadığını varsayacağım. Bakalım. Aynen öyle. Demir yolu olmayan yerlerde demir yolu kıtlığı var. Tamam. Şimdi dertler anlaşıldı. O zaman bizim teknik olarak her yere demir yolu basmamız lazım. Az veya çok, bir veya iki işte neyse. Her yere en azından bir tane demir yolu basmamız lazım ki şu kıtlık mevzusunu çözelim. Bunun dışında Alman Aşağı Kongo'ya bastık ama çalışanı yok sanırım. Var. Ona rağmen yetmiyor mu ulaşım burada? Ulaştırmada ham madde kıtlığı var diyor. TR isimsizler 5334. Teşekkür ediyorum. İkinci ayın kutlu olsun. Selamun aleyküm abi. Nasıl gidiyor? Abi bir de oyunu oynanabilir durumda mı? Yani yeni patch fena durmuyor. Tabii ki dengelenmesi gerekiyor da. Çıktığı zaman bayağı bir keyif alacağız bence bir. Yani bizi en azından şu Mart, Mayıs, Mart galiba yanlış hatırlamıyorsam. Mart patch'ine kadar götürebilecek bir patch geliyor. Ben öyle hissediyorum ama multisi oynanamadığı için de çok bir şey demek istemiyorum açıkçası. Yani oyunun multisi daha çalışmıyor. Öyle bir problemimiz var. 10. ordu kim ya? Ha, bu tarafta. Tamam. Kimin ordusu az? Savunma ordusuna fırlat abi bunu. Orada kalsın. Aynen öyle. Eyvallah, teşekkür ediyorum Koray. Belçika, Hollanda sevmiyorum. Yeriz ya, onları da yeriz. Şeyi kurarız işte, neydi? Orta Avrupa. Ama bizi kimse desteklemiyor ya. Bunlarla ilişkiyi bir arttırıyordum, belki bizi desteklerler diye de. Bunları yememiz mi gerekecek acaba, bilmiyorum. İsviçre'nin bayrağı ne öyle ya? Seçimli diktatörlük mü? Ya abi sen ciddi olamazsın ya. Koskoca İsviçre'nin geldiği hale bak. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Neyse başlasın bakalım. Bir gitsin. Nereye gidiyor ben de bilmiyorum ama. Hakikaten bayağı sas bir bayrak olmuş o. Böyle bir şeylere kayacak gibi de hissettiriyor. Doğru diyorsun. Dinamiti açmıştık değil mi? Dinamiti ver şöyle. Tamam. Ses nasıl geliyor bu sırada? Ben birazcık şeye alışamadım çünkü. Normalde mikrofonun ağzın dibinde olmasına alışkın olduğum için şuramda duruyor şu an mikrofon. Hop. Şu mikrofon pek böyle şey gibi hissetmiyorum. Tertemiz mi? Çok kırmızı gözüküyor. Patlıyor mu ses? Çok yüksek geliyor gibi gösteriyor çünkü de. Kısabilirim biraz. Ha, teşekkür ediyorum. Farklanmak üzere. Eyvallah. Ben daha yayının tekrarından bakarım artık bir ara. İlk okey. Şimdi dediğim gibi altyapılar gelecek. Altyapıların gelmesiyle belki bu bölgeler ya birçok en azından yarısı diyeyim. Yarısı koloni bölgesi bunun. Koloni bölgesinde bunların kıtlığının yaşanmasının bir sebebi de büyük ihtimalle pazar erişimi diyeceğim. Ama bir tanesinde öyle, diğerlerinde değil. Yani nitelikli işçi sıkıntıları da var burada.
Ve burada şöyle bir şey. Buralar koloni bölgesi olduğu için full plantasyon var. Ve her plantasyonun şu an demir yolu desteği var. Demir yolu desteği de burada yetmiyor. Şimdi biz 20K sübvansiyon ödüyoruz. Şöyle bir şey yapabiliriz. Min-max'lamak açısından söylüyorum. Bunu yapmak zorunda da değilsiniz de. Mesela bunu kargo önceliğini alıp sadece kıtlık yaşayan bölgelerde bunu tekrardan ahşap yolcu vagonu yapabiliriz. Yani min-max'lamaya gerek var mı derseniz bence yok. Yani odun kıtlığı falan yaşamıyoruz ama atıyorum biraz ileride bir odun da açık veririz herhangi bir sebepten ötürü ve o yüzden de bunu yapmamız gerekebilir. Şu an için gayet iyi duruyor. Kağıtta biraz açığımız var gibi. Kağıt koyduk mu inşaata? Koymamışız. Şuraya bir dört tane kağıt yapsa herhalde rahatlarız. Tamam. Başka. Güzel. Demirler geliyor. Demirde bir kıtlığımız mı varmış bizim? Yo. Demirde kıtlığım yok. Ben niye demir basmışım ki bu kadar? Çak teşekkür ediyorum. 25. ayın kutlu olsun. Acaba konserve mi yapacaktım? Bir şey diyeceğim. Konserve tavıl fiyatlarımızı inanılmaz düşürüyor. Balık o kadar var mı? Yok. Biz birazcık balık basalım ve konserveye geçelim ya. Çünkü fiyatlarını inanılmaz düşürecek tavılın ki ihtiyacımız olan şeylerden biri de bu. Oyunda tavıl azaltıldı. Bence çok güzel bir şey bu sırada. Onu söylemem lazım. Ya bu patch'te yapılması gereken önemli şeylerden biriydi. Artık biraz daha tarihe yakın bir Victoria oynama hissi istiyorum. Yani kıtlıklar arttı. Tavılın fiyatı arttı. Savaşlar tavıllara engel oluyor falan tarzında bir şeyle geldi. Pek öyle durmuyor henüz. Ama artması güzel oldu. Gelene ne deme teşekkür ediyorum. Hediye abonelikler için okuyalım. Abonelik sesleri açık mı kapalı mı bilmiyorum şu an. Bana gelmiyor da. Onları bir kısayım. Sonra şikayet oluyor YouTube'dan. YouTube'dakiler çok sinirli. Ha, bu yüzden biz demir basıyoruz. Tamam. Her yaptığın hamlenin bir karşılığı varmış. Çelik iskelete geçebilir miyiz? Geçemeyiz. Öyle bir dünya yok. Bir kere cam üretmiyorum, çelik üretmiyorum. Çeliği falan köklemem lazım. Bunları inşaat sırasına verdik mi bir ona bakalım. Bayağı bir demir geliyor. Sonrası yok. Hayır. O zaman dur. Bu demirlerin alayını yapmamıza gerek yok. Bu demirler birazcık fazla bile şu an. Şöyle vereyim. Selamlar Mörlak. Ramazan selam. 23. ayın kutlu olsun. Bir 10 tane daha Bohemia'ya çelik yapalım. Cam fabrikasına ihtiyacımız var. Bohemia'da kurşun var mı? Kurşun nerede? Silezya'da falan var. Mesela Bohemia'ya cam basmanın bir mantığı yok gibi geldi bana şu an. Gereksiz pahalı olacak. Mesela inşaatı desteklemesini istiyorsanız aslında inşaat sektörlerinin olduğu yerlerde bunu basmanız lazım. Ya da inşaat sektörlerini silip endüstriyi kurduğunuz yerlere inşaat sektörü yapmak gerekir muhtemelen ama bakalım yani nasıl olacak. Ben açıkçası şöyle bir şey yapmalarını çok isterim şu patch'te. Var olan bütün binaları silsinler. Zamanla eklerler belki fark etmez ama var olan bütün binaları silsinler ve daha sonra geri dönelim bina sistemlerine diye düşünüyorum. Yani Victoria 2'deki gibi binasız başlayalım. Yavaş yavaş binalar açılsın derdindeyim biraz. Çünkü burada şu an hiç dengeli değil. Yeni peçe hazır değil yani bina sistemleri. Bunları düzeltebilecekler mi? Her ülkeyi temizleyip tekrardan takabilecekler mi? Oo. Ne oldu? Yayın gitti. Şey kameram gitmiş. Ya bir eşeklik ettim. Driver güncellemek istedim. Ulan dedim çok eskimiş driver'ı. Güncelleyeyim. İyi bok yedim ya. Sen misin güncelleyen? Şimdi paramız var. Birazcık çelik iskeletli binayı zorlamaya çalışabiliriz. Yani rezervimiz de var, paramız da var. Bu kaynaklara sahip değiliz. Burada gözüken kaynakların çoğuna sahip değiliz. Ama olsun. Mustafa 10. ayın kutlu olsun. Teşekkür ediyorum aboneliğin için. Raymond Duchesne. Raymond'u bilmem de biz ne alemdeyiz ya. Otokrasi. Tam Almanya şu an.
Şu an buram buram Almanya bildiğin. Valla korumacılık, serbest ticaret prestiji kırıyordu diye hatırlıyorum sanki. Öyle bir şey eklememişler miydi? Değiştirdiler mi onu? İyi. Serbest ticareti daya gel ya, bir şey olmaz. Ya da boş ver. Şunların ayaklanma ihtimali biraz benim tadımı kaçırdı. Eksi 8'e çıktı. Eksi 3. Oha, eksi 3'te niye teknoloji yayılımı penaltısı yiyoruz lan biz? Normalde sanki yemememiz lazım bunu. Evrensel oy hakkı 89. Evrensel oy hakkı çıkartamayız. Yani onu çıkartırsak büyük ihtimalle ülke çok karışır. Yünkerler daha ya %12 ama güçsüzleştirmek de pek işime gelmiyor açıkçası. Silahlı kuvvetlerin başında ne var? Kralcı var. Al işte. Ya yani Prusya oynayıp da One does not simply mimi gibi böyle. Prusya oynayıp da kimsenin silahlı kuvvetleri karşısına almak isteyeceğini zannetmiyorum ya. Bana çok böyle makul bir hareket gibi gelmiyor. Prusya'sın abi. Ülkenin en büyük foundation'ı yani silahlı kuvvetler zaten. Altyapıyı bir toparla Silezya'da. Tamam, çok çıtır bir eksiyoruz. Çok fazla değil. Zaten çelik geliyor. Cam geliyor. Patlayıcımız ne alemde? Camda kıtlık var. Vapurda kıtlık var. Vapur niye? OBS hatası mı geldi? Şu an normal görüyorum. No connection diye hata mı geldi? Ha dur. Tamam, onu çözeyim. O şey mix it up kendisi kapanmış. Oğlum ne oluyor bilgisayara, kendi kendine bir şeyler kapanıp açılıyor anasını satayım yani. Neyse. Vapurda niye böyle bir kıtlığımız var bilmiyorum. Aha, balıkçı basıyoruz. Ey. 3 tane de vapur ekleyelim o zaman. Muhtemelen o dertlerimiz büyük oranda toparlayacaktır. Bağlantısını yapalım. Tamam, bitti gitti. Tamam. Tabi balıkçıyı basarken şeyi unuttuk. Vapuru yediğini unuttum. Teknik olarak o birazcık sıkıntı oluşturdu. Onun dışında 29K'lık bir şeyimiz var. Giderimiz var. Çok büyük bir gider değil. Patlayıcıya bakmadım. Çelik 2K kadar eksi veriyor. Birazcık buharlı sıkıntımız var. Alet çok çıtır sıkıntıda. Patlayıcı bol bol var. Güzel. Bizim için çok iyi. Çelik zaten basıyoruz. Buharlı da biraz basalım. Fiyatını çok aşırı ucuzlaştırdım. Ha, Silezya'danmış o. İki tane ver ama Silezya'ya zaten altyapı yapınca onun şeyi düzelecek gibi duruyor. Çelikler de toparlıyor. Üstüne altyapıyla beraber şeyler geliyor. Tersaneler. Cam ve kurşun da gelecek. Şimdi kurşun belli bir miktarda var. Ona bir bakayım, kurtarır mı bizi? Yani kurtarmaz. Kafa kafaya geliyor. Belki üretimi coşturabilir. Şey artarsa, talep artarsa. Cam ne oldu? Cam 1K falan. Ya biz bence camı bayağı rahat tamamlayacağız. Çünkü bir yerlerden de porseleni kaldıracağım. Silezya'dan kaldır mesela porseleni abi. Diğerleri bassın porselen. Onlarda da mesela şunu şey yap, bunlara Çin porselenleri ver falan. O arayı dengelen. Taş gibi şey yapıyor. Kâr ediyor. O dengeleyecek fiyatı yani 3 aşağı 5 yukarı. Bürokraside az bir sıkıntımız var. GDP'de ikinciyiz. 100 milyonla ikinciyiz. Yazık ama böyle.
Peki Bohemya'da durumumuz ne? %25 kirlilik var. O da %12 ölüm oranı veriyor. Ama tekrardan aynı şeyi söylüyorum. Mesela şimdi biz %25'ten %12 mi kazanıyoruz? Yoksa bu %12 %40'ın azalttığı şey mi? Onu bilmiyorum. Ya da bu etkinin üzerine bunlar %40 mı azalıyor? Onu bilmiyorum. Yani %12 ölüm oranı var ama %40'ı işlemiyor gibi bir durum. O ne lan, Liberty mi? Yukarı Kanada proletarya isyanı. Bayrağı niye öyle onun? Allah Allah. Avusturya Mısır pazarında mı? Ben mi yanlış gördüm? Bakarım şimdi. Çok enteresan ya bu. Özgürlük yazan bir bayrak ortadan yırtılmış. Çok garip. Yeni mi böyle bir şey? O ne lan? Amerika Rusya'yı işgal ediyor. Ha? Eyvallah. Nasıl ya? Oğlum Avusturya Mısır şeyine nasıl girmiş olabilir? Orta güce düşmüş. Aba. Tanınmayan büyük güç Mısır mı? Nasıl ya? İflas mıydı bu? Abi GDP'ye bakıyorum. GDP'si Mısır'dan iyi. Mısır'ın asker sayısına bakıyorum. Avusturya'dan daha fazla. Filosu artı şeyi. Hayat standardı daha fazla. Nasıl ya? Hem daha az para kazanıp hem daha iyi durumda nasıl olabiliyor ekonomik olarak anlamadım. Çok ucube bir durum söz konusu sanki orada. Tanınmayan büyük güçler kaynıyor. Allah Allah. Çok enteresan ya. Burada da kötü namımız yok. Ver elini, Avusturya'da yapabiliriz. Şu ülke kurulumuna bir bakayım. Avusturya'dan istediğimiz bir yer var mı? Slovenya ve İstriya'yı istiyor bizden. Slovenya bu taraf olması ya. Slovakya'ymış o. Pardon, aşağısı olacak, doğru. Slovenya, İstriya. Şu iki toprağı istiyor. Şey için. Birleşmiş Avrupa için. Tamam, alırız onları. Onlar pek bir problem değil. Burası Parma olmuş. San Marco gitti. Avusturya açıktaysa şu an dalalım. İlişkimi geliştiriyor. Çok geç be. Mısır'da ittifakı. Mısır'dan da bir şey alırız olmadı. Kaç tabur? 3200 tabur mu? Ben bu şeyleri sevdim. İhtimalleri sevdim. Bizim orduları da bir yok değil mi de, ne var ne yok. Mesela şöyle bir çıtırından şuna 9 tane değil mi? 9 tane ekle topçu. Beş tane atlısı var. Bir 5 tane atlı da buna ekle. Bunları yapıp böyle girelim. Valla çok acayipmiş. Ben böyle bir şey beklemiyordum şahsen ya. Şaşırdım gördüğüme. Şimdi demirler, kömürler geliyor. Bu daha ziyade çeliği şey yapmak için, coşturmak için olacak bir mevzu. Cam yetiyor mu? Kafa kafaya. Çelik bile az kalmış be. Buralara altyapı vermeye devam. Şu anda cam basmamız lazım. Ya camı olmadı, dağıtalım. Başka nerelerde kurşun yapabiliyoruz mesela? Steiermark'ta varmış. Bavyera'da varmış. Bavyera'daki ne kadar? Bavyera'da insan yok. Steiermark nerede? Aşağıda. Tamam. Steiermark'a 5 tane falan kurşun atalım. Steiermark'a 20 tane de cam fabrikası. Bir 10 tane de Silezya. Gerçi altyapı yok. Ondan dolayı da olabilir dediğim gibi ama. Şunları verdik. Çelik basmadık değil mi biz? Çeliği Bohemya. Bohemya sırtlayacak çeliğimizi şimdilik. Aleykümselam, iyi seyirler. Ben hangi ara abone oldum? Teşekkür ederim bana kim hediye ettiyse. Bir ara hediye abonelikler vardı ama senin ismini okuduğumu hatırlamıyorum. Olabilir. Her an her şey olabilir.
Bir ver bakalım. Küresel ekonomik şeyinin desteğini ver. Kongo, Gabon, Kongo. Üç bölgede şeyimiz yok. Ulaştırma. Bir de Steiermark da yok. Steiermark'a zaten gidiyoruz. Oraya getiririz şeyimizi. Da burada bir sürü şeyin sıkıntısı var. Göç veriyor burası. Belki bu kadar işçilerini bitirmesek mi buranın? Üretimleri artsa mı? Mesela boya özellikle. Ya yani işçi yok anlıyorum ama bunun çözümü de şey değil gibi geliyor bana. Daha çok altyapı basıp burayı ucuzlatma mantığıyla pek bir yere götürebilirmişiz hissi vermiyor. Zaten aşağı Kongo'da 1.52k açıkta insan var. Onları da demir yollarına sokuşturabilirsek. Çalışın. Fıtş. Arada kaynamışız. Demiyorum. Koloni işlerini büyütmeye çalışalım. Hastaneyi büyütmeye çalışalım. Bir yandan bürokrasi basıyorum. O yüzden yapıyorum bunu bu sırada. Şimdi Sahra Hastane. Ama afyonumuz yok değil mi? Taarruz ordusuna niye bu kadar savunan adam var lan bizde? Oy. Prens Friedrich Karl von Hohenzollern. Oy oy oy. Sen nasıl bir adammışsın? Tecrübeli saldırı planlayıcısı direkt. Tamam, bu orduda bence iki mareşal olması yeterli. Mesela bunlara da bir şey getirebilirler. Yani bir ordunun başına iki tane bu kadar rütbeli adam koymaktansa biraz daha işi şeye çevirebilir. Bir ordu hiyerarşisi yapılabilir bence. Hoi'lerde olduğu gibi. Özellikle Hoi 2'de olduğu gibi. Bir komuta zinciri oluşturulabilir belki. Ya o dönemde de belki çok yaygın değildir bu kadar şeyi ama. Yani yine de fena olmazdı açıkçası. Bu da tecrübeli savunmacıymış. Bunun da limitini biraz arttırın. Tamam, devam. Mısır Avusturya ile aynı tarafa mı geçti? Ha, bizim şey vardı değil mi? Ne oldu lan burada? Ha, biz savaşı açmadık, pardon. Avusturya liberal isyanı var. Askeri diktatörlük. Bro. Ne oluyor abi? Taraflara bak. Bir tarafta Rusya, Yunanistan, Mısır var. Diğer tarafta da liberal isyanı var. Liberaller bana bir şey önerirse. Egemenlik altındaki ülke ol iste. Abo. Protektora oluyor. Protektorayı yiyebiliyor muyduk onu hatırlamıyorum. Ama hadi oğlum. Shit. Bana böyle şeylerle gelin ya. Bana böyle şeylerle gelin. Ben böyle şeyleri severim ya. Kaldır bütün orduları. Kafalarını ezeceğiz. Theoden gibi bağıracağım. İntikali varmış onun. İşte bu cepheler birleşse iyi olacak. Hepsine birden yetişemem. Çok bölünmüş durumda. Her cepheye intikal edemem yani. Dağıtalım orduları cephelere. Amerika Birleşik Devletleri Avusturya'nın yanına mı geldi? Ne oluyor oğlum? Karşıya bak. Şampiyonlar Ligi mübarek. Bir şey diyeceğim. Biz talepte bulunduk. Aha, direkt altımıza girdi. Aa. Savaşın bitişini de beklemiyor. Bu çok iyiymiş. Ben tazminat alamam ki. Ben savaşın şeyi değilim. Başlatanı değilim. Ben bir şey ekleyemem. Yalnız ben basarım buradan ya. Öyle böyle, öyle böyle basmam onu. Onu söyleyeyim. Deniz noktasına gidin, konvoy akını falan yapın. Sen de sahilde devreye gez. Şeyler yapalım. Adam direkt imzaladı, görmedim okumadı. Onaylıyorum. Amerikan ordusu geliyor gözümün önünde. Şey, Rus cephesine nasıl geliyorlar, tiplere bak. Gel de yeriz seni burada yani. Çok yanlış yere geliyor. You came to the wrong neighborhood.
güzel. Mısır'da ordu getirmiş. Neyin kafasını yaşıyorsunuz abi siz burada? Allah aşkına ya. O kadar hızlı bitirmeyi planlıyorum ki buradan çat çut çat çut. Tabii AI ordu bassa bu kadar rahat olmazdı muhtemelen ama. Yine de bu kadar birleşmiş bir Almanya için yaptıkları pek makul gelmedi bana. Peki. Ha. Lojistiği nereden alıyor pardon Amerika? Mısır da almıyor. Ordu lojistiği galiba çalışmıyor şu an. Hiçbir yerden ordu lojistiği alıyor gözükmüyorlar. Ya açıkçası böyle çok çirkin oldu ya bu. Buna gerçekten bir şey yapmaları lazım arkadaşlar. Ya bu orduların böyle gözükmesi ben sevemedim ya. Siz sevdiniz mi? Rusya'nın doğusundan mı geliyor? Ya Mısır'ınki oradan gelmiyordur. Amerika da gelmiyor. Orduların nereden lojistik aldığı yazmıyor galiba artık. Ya da onu düzenleyecekler mi artık bilemiyorum. Ne oldu? Bütün ordularım dağıldı yine bir yerlere. Westfalia Bosna cephesi. Tamam. Sen... Abi siz ne yapıyorsunuz? Koca Doğu cephesini bıraktılar gittiler herifler. Sen zaten oradasın. Onu düzelttiler bu arada. Görselini mi? Junkerler Lazes Fair istiyorlar. Yani olmayacak şey değil. Göze alabileceğim bir şey. Koloni yönetimi kur. Hah bu yeni bir mevzu. Bu 1.5 ile geliyor. Kongo bölgesinde koloni kur diyoruz. Koloni bölgesi kurulacak. Ne istiyormuş bizden? 4 vilayetimiz olacak. Şu anda sadece bir tanesi bunu karşılıyor. Stratejik bölge olarak Kongo bölgesinde olacak. En büyük vilayet olacak diyor. Biraz şeyi garip ama. Bunu mesela şeyler kuruyor. Burada Kakenya kurulmuş. Bu şeyin değil mi? İngiltere'nin değil mi? Aynen İngiltere'nin. Ercan Dastan teşekkür ederim. 4. ayın kutlu olsun. İyi seyirler. Matabay teşekkürler. 15. ayın kutlu olsun. Kakenya normalde burada bir ülke değil diye biliyorum. Koloni bölgesi olarak kurdu. Anladığım kadarıyla İngiltere. Artık eskisi kadar çok border gore olmayacak. Birbirlerine AI birbirlerine toprak falan devredecek. Daha böyle düzgün gözükecek Afrika. O yeni bir olay. Yine koloni bölgesi mevzuları yeni geldi. Ya bu patch'in böyle birden fazla alana odaklanması bence güzel bir şey oldu. Umarım bundan sonraki patch de yine böyle büyük bir şekilde gelir de. Ama şu an bu görsel çok çirkin bir görsel yani. Akenya nedir? Orduların üst üste dizilmesinin falan son patch notlarda vardı. Okey. Düzeltsinler. Güzel olur. Avusturya temerrüte düştü. Aba. Yani patlamaması mümkün değil bence şu ekonomide zaten de. Ülke bölünmüş ikiye. Ortadan kabak gibi bir liberal isyanı çıkmış. Buradan zafer alan biz oluruz ya. Başka da bir şey olmaz yani. Aruz ordusu niye güneye kayıyor lan benim? Tamam, çok iyi. Avusturya kuruldu. Askeri diktatörlük olarak ve altımızda şu an protektoralar. Protektorayı otonomi düzeyini azalt deyince ne oluyormuş? Dominion yapabiliyorum. Yapalım. Bizim tarafımızda biri var gösteriyor ama. Dominion'a çekeyim yavaş yavaş yiyelim. Kabul edebilir %25 ihtimal. Niye? Güç farkından artı 100 alıyoruz ama şunlardan dolayı biraz sıkıntılı mı? Ordu şey modunda şu an. Ah shit here we go again. Macar toprağını ticaretle verebilir miyiz? Ya şey yapabiliyorsun. Toprak al ver gülüm yapabiliyorsun ama niye vereyim ki toprağı? Otto'yu Ruslar yemeden biz yiyelim. Ne Otto'su oğlum Türkiye diyecek. Türkiye oldu orası.
Koç, Otoman. Altyapıyı bir toparla bakayım Silezya'da. Steinmark'ta da toparla. O Prusya'da ulaştırma yetmiyor. Allah Allah. Okey. Amfibinin şeyi organizasyonu düşükmüş. Amfibi komutanımız kalmamış galiba. Saldırı komutanı gider anca amfibiye. Şu anda da yok. O yüzden böyle kalsın. Selam Mahmut Tuncer. Hayır, Osmanlı yok. 30 saniye sattı Avusturya'yı. Satmak demeyelim de. Çıkar karşılaştırması diyelim. Yani bence Dominion olmayı kabul etmeliydi ya. Dede öldü. Ölmedi abi. Aa. Türk köylü isyanı. Ne oluyor abi? Bir daha mı hükümet değişiyor? Cumhuriyetten cumhuriyete geçiyorlar. Ama köylüler el koyacak.